Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle güzel bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada güzel bir ordumuz var elimizde. 2 tane golem, 5 tane cadı, 25 tane büyücü ve 10 tane duvar kırıcı. Bu taktiği GoVV taktiği deniyor. Yani golem, wizard büyücü oluyor. Witch diye yazılıyor zaten cadıda. İngilizce olarak zaten bu GoVV taktiği. Önceden bu taktiği herkes kullanıyordu ama şu an kullanan olmadığı için ben de bir nostalji olsun dedim. Bu orduyla bir savaş yapacağız. Zaten bu aralarda kupa kasıyorum, o yüzden de bana da faydalı olacak bu saldırmam. Bir de arkadaşlar bugün bir sürprizim var, onu da birazdan bahsedeceğim sizlere. Gerçekten güzel bir sürprizim arkadaşlar. Şimdi o hakkında bahsedeceğiz. Bir de Facebook sayfasında açıklama yapılmıştı onun hakkında. Neyse, şimdi biz bir savaş yapalım arkadaşlar. Ondan sonra o konu hakkında konuşacağım zaten sizlerle birlikte. Bir de o konu yalan değil arkadaşlar. Yakın bir zaman içinde öyle bir şey geleceği planlanıyor. Onu da buradan söyleyeyim. Bunu geçelim, bir 30 kupalıklara saldırmayacağım arkadaşlar. Saldırmayacağım gibi çıktı ağzımdan. Saldıracağım. 9. seviye köy binalarına genelde zaten saldırıyorum da. 9. seviye bakalım köy binası gelecek mi? Yani çok nadir geliyor bir de. Şimdi direkt ben konuya geçeyim. Yani çok da uzatmayayım. O arada da saldırı yaparız. Bir de nostalji olmuş olur arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Güncelleme sohbeti de değil arkadaşlar. Bu sızdırılmış haber de diyebiliriz aslında buna. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu arada buna saldıralım hemen. Bundan 3 yıl alır mıyız acaba? Saldıralım, ondan sonra hemen konuya da geçeriz. Şu an odaklanmam lazım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde golemleri verelim. Ondan sonra arkasında büyücüleri verelim. Ver abi, ver. Çok güzel, büyücüleri verdik. Duvar kırıcılarla kıralım. Cadıları ver abi. Büyücüleri ver. Kral. Öfke. Buraya da bir tane öfke at abi. Şöyle büyücülerin geri kalanını da ver. Klan kalesinden bir şeyler çıktı. Zehir at. Şuraya da atlama atacağım. Sonra şuraya şifa. Tamamdır. Bundan gerisini halleder diye düşünüyorum. Çok rahat bir şekilde. 2 yıldız zaten garanti. Kralımız bu arada canı bayağı bir azaldı. Sıkıntı değil. Onu zaten orada şifa büyüsüyle orada canı zaten artacaktır. Olmadı. Yeteneğini de basarız. Çok güzel. Şuraya da bir tane daha şifa atalım. Rahat bir şekilde 2 yıldız zaten gelecektir. 3 yıldız daha güzel olursa olur yani. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Çin forumlarında geçen şeyler bayağı bir doğru oluyor. Yani doğru olmadığı zaman ben pek görmedim. Şu ana kadar bütün Çin forumlarında geçen şeyler çıktı arkadaşlar. Bir de Supercell şöyle bir açıklama yaptı Facebook sayfasında. Bu sene Clash Con canlı yayını yapılmayacak. Yani Clash Con düzenlemesi yapılmayacak. Etkinliği yapılmayacak. O yüzden de şöyle bir açıklama yapmışlar. Clash Con etkinliği yapılmayacak. Clash Con yapılmayacağı için de bu sene full Clash of Clans, Clash Royale gibi oyunlarına, yani Bumbiç'e de bayağı bir yardıracaklarını söylüyorlar. Yani daha iyi güncellemeler getireceklerini söylüyorlar. O yüzden de Çin forumlarında böyle bir açıklama yapılmış arkadaşlar. Çin forumlarında böyle zaten bayağı bir araştırma yapıyorum böyle saatlerce, tabii böyle bilip bilmeden konuşmuyorum. Bayağı bir güzel şeyler getirileceği söyleniyor. Clash Con etkinliği geçen sene yapıldığında köy binası 11 gelmişti bildiğiniz üzere. Yani bu sefer Clash Con yapılmadığı halde ve daha güzel şekilde geliştireceklerini söyledikleri için de biz de şeylere baktık. Çin forumlarına baktık arkadaşlar. Çin forumlarında da yeni savunma hakkında bayağı bir haber var arkadaşlar. Tabii bu sene Clash Royale'in senesi. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sene full Clash Royale'e yatırım yapacaklar ama Clash of Clans'ta da %40 gibi bir şey arkadaşlar. Yani Clash of Clans'ta da gerçekten bu sene güzel güncellemeler geleceği söyleniyor. Böyle Eylül güncellemesi olarak ayın 20'sinde falan bir tane güncelleme bekleniyor. Ama bir ay sonra da olabilir. Bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar, kesin değil. Yeni savunmalar geleceği söyleniyor. Böyle değişik bir savunma geleceği söyleniyor. Bir de Clash Royale'de buradan söyleyeyim. Clash Royale'de taktik avcı uçağı, ağır silahı gelme ihtimali de varmış. Çünkü Cehennem Kulesi, X-Yayı, Okçu Kulesi, Top. Ondan sonra Büyücü Kulesi zaten Bombacı Kulesi olarak geçiyor. Okçu Kulesi zaten şey olarak geçiyor biliyorsunuz. Oradaki kuleler olarak geçiyor. Havan, ondan sonra hepsi var zaten. Bir hava patlatıcıyla bir de taktik avcı uçağı ağır silahı yok. Büyük ihtimal hava patlatıcı gelmez. Ya yani taktik avcı uçağı ağır silahı gelse bile çok da güçlü olacağını zannetmiyorum. Çünkü Clash of Clans'a bayağı bir güçlü bir karakter, zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de o kadar da güçlü getirirlerse zaten yıkılmayan köy kalmaz. O yüzden de onu getireceklerini zannetmiyorum arkadaşlar. Yani getirirler ama öyle çok güçlü, yani normal Clash of Clans'taki kadar güçlü olacağını zannetmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çin forumlarda da şöyle geçiyordu. Yeni savunmalar gelir mi diye geçiyordu arkadaşlar. Böyle bir anket de yapmışlar, hatta biz de yapalım. Yeni savunmalar gelir mi? Ama böyle farklı bir savunma ve farklı bir asker. O yeni savunmalara nazaran yeni bir asker gelebilir mi gibisinden bir şey yapmışlar arkadaşlar.
Onlar da bayağı bir zaten orada tartışılıyor. Supercell zaten orayı biliyor. O yüzden de oradaki yorumları da alıyorlar aslında. Çünkü takipçilerin yani takipçilerin oyuncuların görüşleri gerçekten onlar için çok önemli. Ben mesela Supercell'e mail attığımda güzel bir şey vermiştim onlara. Fikir vermiştim. Onlar da demişti fikriniz gerçekten çok harika gibi birisinden böyle bir yazı yazmışlardı ve biz inanılmaz fikirler oyuncularımızdan alıyoruz ama takipçilerimizin gözleri korkmasın yani oyuncularımızın gözleri korkmasın diye çok fazla güncelleme getirmiyoruz dedi. Yoksa bizim daha bir sürü çalışmamız var dediler. O yüzden de getirmiyorlar arkadaşlar. Zaten bunlar çok zengin bir firma. O yüzden de istedikleri şeyi yani Köbinas 15 bile birden getirebilirler. Ben size öyle söyleyeyim. Köbinas 12, 13, 14, 15 getirecek paraları var ama hala getirmiyorlar. Getirmemelerinin sebebi insanların gözünü korkutmak ve uzun bir zamana yaymak. Ama yakın bir zaman içinde büyük bir güncelleme gelecek. O yüzden de şimdiden fikirlerimizi alalım. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi yakın bir zaman içinde güncelleme gelecek. İlk haberleri ben vereceğim diye düşünüyorum. Çünkü ben sürekli aktif olarak kontrol ettiğim için zaten diğer Clash of Clans kanalları fazla da güncelleme haberlerini paylaşmıyor. Bir Ahmet abi paylaşıyor. Ahmet abiyle ben paylaşıyorum genel olarak. O yüzden de abone olmayı unutmayın. Abone olursanız her attığım videodan haberdar oluyorsunuz. O yüzden de ilk önce siz haberdar olacaksınız. Bu bilgileri herkesten önce siz öğrenmiş olacaksınız. O yüzden de abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Muhteşem fikirlerinizi bekliyorum yorumlara. Siz de bu güncellemede neye geleceğini yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada birçok şey gelecek. Sadece yeni savunma, yeni asker falan değil. Yeni asker zaten kesin gelir demiyorum. Ama gelme ihtimali yeni askerin de var. Çünkü Supercell artık baya bir zengin bir firma oldu. Eskisi gibi değil artık. O yüzden de getirebilirler arkadaşlar. Siz de bütün güncelleme hakkında fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yakın bir zaman içinde gelecek. Herkese iyi günler.